Değerli takipçilerimiz, şu anda gördüğünüz gibi karşımda 4 tane pırıl pırıl insan. Bunlar kim diyeceksiniz? Biraz sonra onları tanıyacağız. Onlar ayın 14'ünde Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.30'da sizlere çok güzel bir şov hazırladılar. Bu şov nasıl bir şov? Niçin bu etkinlik hazırlanıyor? Hadi bunlarla ilgili biraz röportaj yapalım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu etkinlik hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, etkinlik öncelikli olarak Zumba'daki lisanslı Yalova eğitmenlerinin Pera Dans ve Sanat Merkezi ile birlikte yürüttükleri bir etkinlik. Bu etkinliğin amacı özellikle sokak hayvanları ve barınak hayvanları için mama toplayabilmek. Genel olarak programın içeriğinde Pera Dans ve Sanat Merkezi'nin bir sunumu olacak. Daha sonrasında da başka illerden katılan eğitmen arkadaşlarımızla birlikte ve halkımızla birlikte zumba yapacağız. Biz zumbanın yardım etkinliklerine zumbaton diyoruz. Bu zumbaton etkinliği de inşallah Yalova'da bir ilk olacak. Çok güzel. Çınarcık Beyliski ile beraber bu organize ediyorsunuz. Evet, doğru. Bir de sizin çok güzel kampanyanız var. Para verme, ne ver? Para getirme, mama getir. Mama, ne maması? Özellikle kedi ve köpekler daha çok barınaklarda ve sokaklarda olduğu için daha çok kedi ve köpeklere yönelik mama toplamak istiyoruz biz. Peki siz bu mamaları topladıktan sonra nerede, kimlere veriyorsunuz? Yani... Şöyle, zaten bu organizasyonu biz Çınarcık Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Yani bütün altyapısını, özellikle alanın bize tahsis edilmesini ve bazı teknik ihtiyaçların karşılanması konusunda belediyemiz yardımcı oldu. Biz özellikle belediyenin sınırları içerisinde olan ve belediyenin dokunabildiği, yani ulaşabildiği barınaktaki hayvanlar ve sokak hayvanlarına toplayıp bunları belediyeye teslim edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Döneceğiz size. Evet. Hocama geçelim. Tabii. Hocam merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Yiğit Ali Dencirci. Pera Dans ve Sanat Merkezi'nin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Yalova Dans Platformu, 2020 yılında kurulan Yalova Dans Platformu'nun da kurucusuyum. Şu an Yalova Dans Platformu'na başkanlık eden kişi Melike hocamız. Ben ise Pera Dans ve Sanat Merkezi'nin işletmecisi olarak şu an görev alıyorum. Burada değerli hocalarımızla beraber bir şeyler yapmak istedik. Ve hocalarımızın da bir fikri olarak hayvanlara destek babında, sokak hayvanlarına ve barınak hayvanlarına. Bizde bu tür konular bizim açımızdan hassas konular olduğu için ve zumba bizim açımızdan da gerçekten özel bir dans olduğu için, yani sadece dans değil tabii ki de, dans ve fitness programı olduğu için bu tür konularda aktif olmak istedik. Hani bunda herhangi bir şekilde bir gelir beklentisi olmadan sadece dayanışma ve destek babında bir şey yapmak istedik. Ve hocalarımızla beraber çalışmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. İlk defa zumba, ilk defa bir belediyeyle işbirliği yaparak bir şov hazırladı ve bu şov Çınarcık'ta olacak değil mi? Evet, evet. Doğru. Peki bu etkinliği sizden duyduğum kadarıyla dışarıdan da gelenler olacakmış. Nereden gelecekler? Yani şöyle, zaten bizim hocalarımızla çevremiz genelde İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da çok yaygın. Tabii onun dışında hocalarımızla çevresinde vardır. Hani atıyorum Eskişehir'den, Sakarya'dan. Ağırlık olarak evet. Daha çok Bursa, Kocaeli, İstanbul illerinden olacak. Biz zaten Yalova'daki 3 eğitmen, aynı zamanda yine İstanbul'dan Arman arkadaşımız İstanbul'da eğitmen ama Çınarcık'ta da yazlarını geçiriyor. Yine Arman var. Karma bir şey olacak, gösteri olacak inşallah. Harika. Arkadaşı tanıyalım. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, ben Ferzane Muhtar. Ben de zumba eğitmenim ve bu etkinliğe yardım etmek çok heyecanlıyım. Bana da ilk olacak. Ve umarım ki en güzel şeyler olacak ve bu kadar. Peki. Armağan Bey'e de merhaba diyelim. Armağan Bey, Çınarcık, herkes tanıyor sizi. Çınarcık mısınız? Evet. Harika, bu etkinin içerisindesiniz. Evet. Ve eğitmensiniz ama. Evet, doğru, evet. Harikasınız. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün hocalar çok, herkes yardımda yapan da çok sağ. Anladım, herkese çok çok teşekkür ediyorsunuz. Evet. Herkesi çağırın, Çınarcık'ları çağırın. 14'ünde, 14 pazar günü. Pazar günü saat 11.30'da evet. Bekliyoruz. Evet. Bütün gençler bütün gelsin. Gelsin. Peki hocam abi, bir şeyler sormak istiyorum. Buyurun. Değerli hocam, tabii ki bu etkinlik olacak Çınarcık'ta. Evet. Bu Çınarcık'ta ümit ediyorum ki
çok beğenecekler. Daha sonra sizi izlemek için nereye gelmeliler, ne yapmalılar? Veyahut da şunu da sormak istiyorum. Ben de zumba yapmak istiyorum diyenler ne yapmalı? Şimdi şöyle, Yalova Dans Platformu sayfası ile Pera çok ayrı, yani aslında şöyle beraber gibi görünen bir Instagram sayfaları ama şöyle ki Yalova Dans Platformu Yalova'daki bütün dans etkinliklerini kapsıyor. Yani mesela atıyorum Çiğdem hocamız başka bir kurumda eğitim veriyor. Farzane hocamız başka bir kurumda. İşte Arman hocam belki de başka kurumda veriyor. Yalova Dans Platformu sayfası daha çok bu hocaların yapmış olduğu etkinlikleri reklam etmeye dayalı. Pera daha çok kurumun kendisine reklam etmeye dayalı. Hani atıyorum bütün hocalarımızı takip etmek istiyorsanız Yalova Dans Platformu'na takip edin. Nerede? Hangi ders var? Hangi hoca veriyor? Evet. Yalova Dans'tan izleyebilirsiniz. Ha, Pera'nın da ilgileniyorsanız Pera'nın kendi hesabı, yani Farah hocamız kendisi mesela hocamız Farzane hocamız Pera'da ders veriyor. Pera'daki faaliyetlerini de Pera'da izleyebilirsiniz ve aynı zamanda Yalova Dans'ı da paylaşıyoruz zaten hocamızın videolarını. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam size bir soru sormak istiyorum. Bu organizasyonu belediyeyle beraber yaptınız. Ses düzenini falan siz mi koordine ediyorsunuz? Hayır. Şöyle dediğim gibi teknik altyapı konusunda özellikle Çınarcık Belediyesi bize yardımcı oldu. Ses sistemini Çınarcık Belediyesi temin etti. Platform ihtiyacımız vardı. Özellikle bizler bu etkinliği yaparken katılımcı halkın bizim ayaklarımızı mutlaka görüyor olması gerekiyor. Bu dans ve fitness de çok önemli. Bu konuda da Pera Dans ve Sanat Merkezi'nin desteğini aldık. Onlar bize platform konusunda destek verdiler. Yiğit hocam sağ olsun bu konuda bize öncülük etti. Desteğini esirgemedi. Dolayısıyla aslında bu yardım etkinliği hem bizlerin bireysel çabasıyla ama aynı zamanda da bir takım gibi birlikte çalışarak hep birlikte gönülle, el birliğiyle yaptığımız bir etkinlik oldu. Hem bir ilk, hem herkes bir araya geldiği için ve bu işe el verdiği için bir takım işi. Biz Çınarcı bu güzel işin içinde bekliyoruz. İnşallah 14 Ağustos'ta sabah saat 11.30'da bizimle birlikte olsunlar. Patili dostlarımız için güzel güzel mama toplayalım ve belediyemize teslim edelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bütün Çınarcıklara sesleniyoruz. 14'ünde 11.30'da nerede? Cumhuriyet Meydanı'nda Zumbaton'a bekliyoruz. Zumbaton'a bekliyoruz. Efendim çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Haydi Çınarcık. Sizi bekliyoruz.